Dairede alan örnek soru 1. Bu videomuzda dairede alan konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. O merkez AB doğru parçası kiriş olmak üzere AO eşittir 6 santimetredir. Buna göre A şıkkında AOB açısı 90 derece ise taralı alanı bulunuz. B şıkkında AOB 60 derece ise C şıkkında AOB 135 derece ise taralı alanı bulunuz diye sorulmuş. Şimdi adım adım şekille beraber ilerleyelim. O merkez görüyoruz şeklin üzerinde. AB doğru parçası kiriş olmak üzere. Bunu da görüyoruz burada. Kirişimiz. AO 6 cm'dir. Burası. Yani yarı çap 6 cm. Bu tarafta yarı çap olduğu için buranın da 6 cm olduğunu hemen anlamalıyız. Buna göre A şıkkında AOB 90 derece ise taralı alanı bulun. Burası 90 derece ise. Buradaki taralı alanı bulmanın fikri şudur. Buradaki daire diliminin alanından üçgenin alanı çıkartılmalıdır. Önce bir tepeden o taralı alan nasıl bulunur onu konuşalım. Taralı alan daire dilim alanından daire dilimi alanı eksi buradaki üçgenin alanı. Buranın alanını bulmanın direkt bir yolu yoktur. Her zaman bu şekilde hareket etmeliyiz. Üçgen alanı. Şimdi A şıkkı için. Buradaki daire diliminin alanı, burası 90 derece ise. Şuradaki açımızın AOB'nin 90 derece olması durumunda. Daire diliminin taralı alan diyelim. Daire diliminin alanını hesaplama formülü pi kare dairenin alan formülüdür. Çarpı bu daire diliminin merkez açısı alfa bölü 360 derecedir. Şimdi burada uygulayalım. Pi çarpı yarı çapımız 6. 6'nın karesi çarpı alfamız 90. 90 bölü 360. Eksi üçgen alanı. Burası 90 derece ise zaten dik üçgendir. İki dik kenarını çarpıp ikiye bölünce buranın alanını buluruz. 6 çarpı 6 bölü 2. Yapalım işlemlerimizi. Bunu sadeleştirirsek 1 bölü 4. 6'nın karesi 36'dır. 36 pi'yi 4'e bölersek 9 pi. 6 kere 6 36 bölü 2'den 18. Burası 90 derece ise daire diliminin daire dilimi değil taralı alanın sonucu budur. B şıkkına geliyoruz şimdi. Yine aynı şekilde taralı alan. Bu sefer buradaki açımız 60 derece ise. A, O, B, 60 ise. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 60 bölü 360 eksi. Burası 60 derece olursa bunlar eşitti. Buralar da 60, 60 olur. Bu eşkenar üçgen olur. Eşkenar üçgenin alan formülünü atılacak olsak. A kare kök 3 bölü 4'tür. 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4. Eşkenar üçgen ortaya çıktığı için bunu kullandım. Devam edelim. Burası 1 bölü 6 eder. 36 pi'yi 6'ya bölersek 6 pi eksi 36 bölü 4'ten 9 kök 3. Buradaki taralı bölgenin alanı merkez açısı 60 derece ise budur. Şimdi geldik C şıkkını. Yine taralı alan. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı yarıçapımız 6 her seferinde. Merkez açı bu sefer AOB 135 derece ise. 135 bölü 360 eksi. Burası 135 derece olursa sinüs sağlam teoremini kullanmak en sağlıklısıdır. Diğer iki durumda burada sinüs sağlam teoremini kullanabilirdik Kullanabilirdik tabii ki. Burası alfa ise buraya AB dersek burada sinüs sağlam teoreminin kuralını hatırlatıyorum. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı aradaki açının sinüsü bize buradaki alanı verir. Burası 135 ise başka türlü nasıl hesaplayabiliriz? Şuradan dik indiriz dışarıdan. Oradan da diki bularak da hesaplayabiliriz. Ama sinüs alan teoremi daha tercih edilmesi gerekendir diye düşünüyorum. Yani bu bilginin de sağlamlaşması açısından. Şu bilgileri de hatırlayalım. Sinüs 135. Sinüs birbirini 180'e tamamlarken açı değerleri birbirini 180'e tamamlarken eşittir. Sinüs 135 derece, sinüs 45 derece eşittir. Sinüs 45 derecede kök 2 bölü 2'dir. Hatırlamayanlar 45-45-90 üçgenini çizerek oradan bulabilirler. 30-60-90 üçgenlerinde de oradan çizerek buluruz. Şimdi buraya dönelim. 6 1 bölü 2 çarpı sinüs sağlam teoremini kullanıyoruz. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 45, sinüs 135 o da kök 2 bölü 2. Burada 135 ile 360'ı sadeleştirirsek 3 bölü 8, 45 ile sadeleştirdik. Burası 36 pi 36 pi ile 8'i sadeleştirirsek 4 ile sadeleştiririz. Burada 9 pi kalır. 9 pi ile bunu çarparsak 27 pi. Fakat burada da bir 2 kalır. Eksi şu 2 ile şu 6'yı, şu 2 ile şu 6'yı 9 kök 2 burası da. Her birinde bu üçgeni hesaplarken isteyen sinüs alan teoremini kullanabilirdi. Tabi duruma göre dik üçgense dik üçgenin alan formülünü, eşkenar üçgense eşkenar üçgenin alan formülünü kullanmak gibi hareketler de oldukça önemlidir. Sinüs alan teoremini bilmek de önemlidir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.